Değerli üyeleri, milletvekillerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Türkiye'yi il il geziyoruz. Bugün Yozgat ilimizdeyiz. Sabahleyin Yerköy'de, biraz önce Şefaat'te seçim bürosu açılış törenlerimizi yaparak Yozgat ilimize gelmiş bulunuyoruz. Buraya gelişimiz sırasında göstermiş olduğunuz yakın alakaya teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Muhterem Yozgatlılar, aziz vatandaşlarım, 30 Mart seçimleri Türkiye'miz için iç ve dış tehditlerin yoğunlaştığı, yurt için sorunların derinleştiği bir ortamda gerçekleştirilecektir. Bu seçimler manidareler seçimleri özelliği taşımakla beraber sadece belediye başkanımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi seçmekle kalmayacak, Türkiye'nin geleceğinin de belirlenmesinde önemli bir işaret olacaktır. Çünkü 30 Mart seçimlerinin hemen arkasından, yani 28 Ağustos 2014 günü halk tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Daha sonra ise 2015 yılı en geç 12 Haziran'a kadar 25. dönem milletvekilliği genel seçimleri olacaktır. Dolayısıyla bu üç seçimin arka arkaya gelmesi ülkemizin bugünden itibaren dikkat aldığımız vakit gerçekten de milletimizin 2023 yılına doğru giderken bugünkü iktidardan kurtulmanın, yeni bir iktidarın da oluşmasının imkanını ve fırsatını bizlere verecektir. O sebepten dolayı bu seçimler önemlidir. 1394 seçim çevresinde seçimler yapılacaktır. Ve bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi çok önemli hizmetler sunabilecek kadrolarla bu yola çıkmıştır. Büyük aday takdimlerini Ankara'da, Kayseri'de ve İstanbul'da gerçekleştirdikten sonra ilçe ve bazı illerimizde yerinde adaylarını ilan etme suretiyle yaklaşık 2 yıl öncesine kadar çalışmalarını başlatmış, o günden bu yana da devam etmektedir. Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. İnsanlarımızla buluşacağız, dertleşeceğiz. Karşı karşıya kaldığı durumları ortaya koyarak hep beraber bir kararın oluşmasına gayret göstereceğiz. Muhterem Yozgatlılar, aziz değerli arkadaşlarım, ülkemiz 2002-3 Kasım seçimlerinden sonra 18 Kasım 2002 tarihinde kurulan 58. hükümetle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmektedir. Aradan 11 yıl geçmiştir. Türkiye'nin her türlü sosyoekonomik sorunlarını çözebilecek bir sayısal çoğunlukla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen, arkasından tek başına bir iktidarın özelliği olarak hükümeti kendilerince kurulan bir iktidarın, bir siyasi partinin yönetimiyle bu dillere gelinmiştir. Bugüne kadar gelirken birçok şeyleri de bir hatırlamakta yarar vardır. Muhterem Yozgatlılar,
Milliyetçi Hareket Partisi bulunduğu 57. hükümet döneminde Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek açısından umumlu bir çalışma ortamına girmiş ve Türkiye'de oluşan bir koalisyonun içerisinde ilkeli, dürüst, temiz bir siyasi anlayışın varlığını ortaya koyan bir yaklaşımla koalisyon hükümetiyle milletimize hizmet etme gayret içerisinde olmuştur. Ancak yaşanan krizlerle halkımız sosyoekonomik yönden sıkıntılara girmiş, hatta bu davaya gönül vermiş kardeşlerim, Yozgatlılarda da bunların sayısı oldukça fazladır, Milliyetçi Hareket Partisi'ne kırılmış ve küsmüştür. Daha sonraki dönemler içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yozgat deyince hareketimizin kalesi olan Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi yavaşça inişe geçmiştir. Arkasından milletimizin bu genel sıkıntısı, bu önemli problemlerinin içerisinde büyük bir bunalıma düştüğü kanaatiyle 1,5 yıl önce kurulmuş milli görüş çizgisinin bir parçası olarak varlığını ilan eden Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olmuştur. Önce dünyada, ondan sonra iktidar olmuştur. Bu iktidar süresinde milletimize çok büyük vaatlerde bulunmuştur. Her türlü sorunu çözebileceği iddiasında olmuştur. Arkasından Türkiye'nin 3 dönem iktidarını gerçekleştirmiş ve en sonunda %51 millet desteğiyle 3. iktidarında gerçekleştirmiştir. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bey bu süre içerisinde özellikle milletimize vaat ettiklerini yerine getirebilecek bir güçlü iktidara sahip olmakla beraber birçok sorunların çözümü çözümsüzlüğe terk edilmiştir. Ama her gittiği yerde bir propaganda gücü elde ettiğinden dolayı halkımızı çok büyük bir yönüyle aldatmaya, kandırmaya, fakirleştirmeye, fakirlikten sonra da onun fakirliğini istismar ederek nohut, fasulye, kömür gibi bir takım insanlarımızın ihtiyacını karşılamak suretiyle de kendisine oy bağımlılığı yaratmaya çalışmıştır. Böyle bir dönem içerisinde bu iktidar başarılı olamamıştır. Ülkeyi yönetememiştir. Ama her gittiği yerde daraldığında, sıkıştığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin taraftarlarına göz kırpmaya başlamış, bir şehidimizi idamla şehit olmuş olan bir değerli dava arkadaşımızın mecliste mektubunu gözyaşlarıyla okumuş, her gittiği yerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin insanlarının gönlünü kazanabilecek sevgisiz yalanlarla çalmaya çalışmış ama yeni geldiği zaman da bunlar katildir, bunlar faşisttir, bunlar şudur, budur diye hakaret etmekten de vazgeçmemiştir. Şimdiki haftalar Yozgat'a gelmiş, Yozgat'ın MHP'nin kalesi olduğunu biliyor. Kırılmış, küsmüş ve oy vermekten vazgeçmiş ülküdaşlarının tekrar partisine doğru bakışını seziyor ve buraya geliyor MHP'ye iftira atarak yine aklımızı önümüzü çalıyor. Eğer milliyetçiliğe bu kadar hevesliysen Yozgat gibi yere gelip milliyetçilerin harman olduğunu bile onların önünü nasıl çıkıp da bu yarınla
yalan söylüyorsun. Bir ihtimal atlatıyorsun. Sen değil misin? Ne mutlu Türk'üm sözünü Türkiye'den kazıyan. Sen değil misin? Bir bankanın veya bir milli kurumun üstündeki TC sözünü sildiren. Sen değil misin? Çocuklarımızın andını okullardan kaldıran. Çalışkanın, doğruluğun diyen evlatlarımızı şimdi hırsızın soyguncuyu mu dedirtmek istiyorsunuz? Muhterem arkadaşlarım, bu olayları bile bile hala yalanın, dolanın, iftiranın arkasından gitmeyi tercih edenler zaten Milliyetçi Hareket Partisi olamazlar. Şimdi bazı konulara girmek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de önemli hiçbir dış tertiplerin olduğunu sözün başında ifade ettim. Türkiye'de bugünkü siyasi iktidar durup dururken 36 etnik unsurdan bahsetmeye başladı. Niye 36 etnik gruptan bahsediyor? Bu 36 etnik grup kimdir? Bunları söyleyin. Bir sıralayın dediğiniz vakit 3-5 tanesinin ötesinde bir şey diyemiyor. Ve haddi zatında etnik temelli, mezhep temelli bir ayrımcılığı körüklemek, tahrik etmek, kışkırtmak için bir zemin konuluyor. Böylelikle gerilim stratejisine dayalı bir siyaset uyguluyor. Ülkemizi kamplara ayırıyor. Cepheleşmelere götürüyor. Kaos, kriz yaşatmak istiyor. Ve bu kargaşanın içerisinde kendisine hangi görev verilmişse onu Orta Doğu projesinin eş başkanı olarak yerine getirme gafletine düşüyor. İşte bugün neticeleri görülüyor. Oslo'dan başlayıp İmralı Camisi'ne kadar uzanan, oradan Kandil'e doğru giden bir zihniyet, bir işbirliği, bir anlaşma, bir demokratik paketleşmesinin zırhasının altına saklanan bir siyasi iktidar şimdi Kuzey Kürdistan demeye ve PKK'nın siyasallaşmasına, onların cesaretlenmesine sebebiyet vererek 2014 yılının özellik yılına karşı da sessiz kalıyor. Yani Türkiye'yi bölünmenin eşiğine getiriyor. Türkiye'yi birçok yönüyle bir başkalarının ekmeğine yağ sürebilecek bir zayıflığa, zafiyete sürüklemek istiyor. Kimi hizmet ediyor, ne yapmak istiyor anlamak mümkün değil. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye'nin gerçeği şudur. Bunu en iyi kim bilir? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimiz bilir. Bir an düşünelim. Burada da sesimizi duyan AKP'li kardeşlerim, 2002 yılında oy verdiğiniz parti iktidarı oldu, gördüğü vakit eviniz, yuvanız, işiniz, evlatlarınızın eğitimini sağlayabilecek bir imkanınız vardı ve o günden bu yana bu imkanlar artarak mutlu, huzurlu bir insan olarak bu toplumda hayatını devam ettirmek istiyorsan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte yürüyelim biz bu yolları şarkısına katıl ve yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne desteğini ver. Bu senin hakkındır. Buna kimse itiraz edemez. Ancak 2002 yılında
bu olmazları olur hale getirir umuduyla gelirim artırırım, çocuklarımı okuturum, yetiştiririm, onlara iş bulurum. Ondan sonra da güvenli, daha huzurlu, güvenli bir şekilde hayatımızı devam ettirebilecek bir aile saadetine kavuşturabilirim diyorsan ve aradan da geçen 13 yıldan beri bu umudu, bu isteği karşılanmayan bir vatandaş isen, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu vermiş olduğunuz desteğine uygulamalarını bir gözden geçir. Neler oluyor Türkiye'de? Sizde ne oluyor? Türkiye nereye gidiyor sorularını artık görmenin zamanı geldiğini bir anlamak gerekmektedir. Böyle bir durumunuz varsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldatma ve kandırma partisi olduğunu görmeniz lazımdır. Şimdi soruyorum. Yozgatlı kardeşlerim, işsizliği giderebildiniz mi? Hayır. Çiftçi kardeşlerim, sorunlarınızı çözebildiniz mi? Hayır. Esnaf kardeşlerim, emekliler, memurlar, işverenler, dün ve bugün arasında mukayese ettiğiniz vakit huzurlu musunuz? Hayır. Öyleyse bu yalanlara ne kadar tahammül edeceksiniz? Şimdi fazla vaktinizi almak istemiyorum diğer ilçelere de gideceğim için vatandaşlarımla yüz yüze konuşarak söylüyorum. Muhterem Yozgatlılar, bir gün geliyor, bir savcı soruşturma başlatıyor. Kolluk kuvvetlerine talimat veriyor ve 41 kişiyi yolsuzluk ve rüşvet sorgulamasıyla tutukluyor. Türkiye'de bir yolsuzluk ve rüşvet tartışması geçmişten beri devam ederken bu yargı yolunda hayata geçiriliyor. Bu soruşturma sonunda kimler var? Bir belediye başkanı ve kardeşi. Başka kim var? 4 tane bakan ve çocukları. Başka kim var? İş adamları. Başka kim var? Bürokratlar. Bir de İran'dan gelmiş, ne olduğu belirsiz, 29 yaşında bir uşak var. Peki, sorgulamaya konu olan suç iddiaları neler? Bir, İran planlar üzerindeki suistimaller, 2 kamu ihaleleri, 3 yolsuzluk ve rüşvet, 4 kara para atlama, 5 altın kaçakçılığı ve buna benzer suçlar. Böyle bir durum karşısında Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık öğlenden sonra büyük bir paniğe, korkuya kapılıyor ve bunun altından kalkabilmek için de birçok şeyi istismar etmeye başlıyor. Mesela neyi istismar ediyor? Gezi olaylarını. Neyi istismar ediyor? Gezi olaylarına verilen destekleri. Bunların kimler olduklarını. Kendileriyle yıllarca beraber olanları haksız yere hain ilan ederek, bazılarına iftiralar yaparak büyük bir davranış bozukluğu içerisine giriyor. Halbuki Sayın Başbakan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve başbakanı. Yani bir tarafta adalet var, bir tarafta kalkınma var. Kısalttığımız vakit AKP oluyor. Ama bunu kabul etmiyor. Ben diyor AK Parti'yim diyor. Diğer partileri söylerken mesela kendisi için AKP demiyor. AK Parti diyor. Ama Yozgat'a geliyor, CHP diyor, MHP diyor. Sayın Başbakan, kendileri doğru söylüyor da
Cihan Ahmet Bey'in de ben Ahmet Bey'in Recep Çesir'im diyor. Ve arkasından da yoksulluk ve müşvetlik ağzına alıyor, sürekli saldırıyor. Tam 71 gün oldu. Hala saldırıyor. Hala yoksullukla rüşvetin üzerine gidemiyor. Savcıları kıyıyor. Polisleri dağıtıyor. 28 valinin elinden alıyor. Yani önünde ne engel varsa bunları kendine göre ayıklamaya çalışıyor. Birçok vatandaşımız hala daha bunları bilmesine rağmen kendisini masum kabul ediyor ve diyor Sayın Başbakan kuşatılmış, korkmaya karşı karşıya şöyle böyle diyor. Hala desin, ona saygı duyuyorum. Çünkü gerçeği medya karartmasıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın iftiralarıyla AKP'ye öldürmüş kardeşim, hala daha gören ve anlayamıyor. Ona saygı duyuyoruz. Ve hiçbir Adalet ve Kalkınma Partisi kardeşimi de incitmek istemiyorum. Ama şimdi bunları konuşalım. Sonradan ne karar verecekseniz verin aziz vatandaşlarım. Bir defa Sayın Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk ve rüşvetin olduğunu kabullenmeyerek kendisine iftira yapıldığını, kendisine bir korku kurulduğunu, İstanbul'daki 3. havaalanı, İstanbul'daki 3. köprü vesaire gibi konuları çekemeyenlerin bugünkü iktidarı devirmek arzusu taşıdıklarını iddiasıyla böyle konuşuyor. Ama bu durum karşısında da yolsuzluk ve rüşvetin üzerine giden savcı ve emniyet müdürlerini ve polis memurlarını da tahrip ediyor, darmadağın ediyor ve hakaret ediyor. Bir savcıya adliyenin önünde derdini anlatamadığı için bir bildiri haline getirmiş, bir dağıtımı yaparken ona dünyanın rezilliğini ifade eden cümlelerle bir Türkiye Cumhuriyeti savcısına hakaret ediyor. Sonra da sürüyor. Bunların hepsini şöyle gözünüzün önüne bir getirin diye arada başlık olarak söylüyorum. Ama bunların arkasından ne yattığını hep beraber göreceğiz. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu 2010 yılında 28 maddelik anayasa değişikliğiyle sen kurmadın mı? Anayasa Mahkemesi'ni yasal yönden ve yetki yönüyle genişleterek sayısını arttıran sen değil miydin? Anayasa Mahkemesi'ni kendin için zırh, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu ise yaptığın hırsızlıkların, yolsuzlukların önünü açmak, kapatmak için kullandığın bir insan mıdır? Nedir bunlar? Madem Hakim ve Savcılar Kurulu'nu sen kurdun, atamaları sen yaptın, şimdi kalkmışsın, aynı hakim ve savcılarla yolsuzlukla mücadele edenleri de kırıyorsun. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yasasını değiştiriyorsun ve Türkiye'de yolsuzluğun önünü örtmeye çalışıyorsun. Değerli vatandaşlarım, şimdi burayı iyi düşünün, araştırın ve kararınızı verin. 2 gün evvel baba oğlu bir muhabbeti oldu. Televizyonlarda, internette yayıldı. Bu muhabbet tam 70 gün evvel, yani 17 Aralık günü sabahleyin 6.30 ile 7.30 arasındaki ilk yolsuzluk sorgulamasının başladığı andan itibaren bilgi sahibi olur olmaz saat 8.30'dan itibaren oğluyla yapmış olduğu konuşmadır. Böyle bir konuşmanın sonunda nelerin yayıldığını hep beraber biliyorsunuz. Nelerin söylendiğini
hep beraber biliyorsunuz. Eldeki 1 milyar dolara yakın bir servetin nasıl sağa sola dağıtıldığını, kaçırıldığını bu iddialarda var. Sayın Başbakan diyor ki bunların hepsi yalandır diyor. Bunlar diyor montajdır, böyle bir şey yoktur diyor. Sayın Başbakan Türk devlet geleneğini kabullenmiş bir vatan evladı olarak söylüyorum. Allah yere de montaj olan. Allah yere yalan olan. Allah yere bu söylediklerimizin hepsi yanlış çıkar. Çünkü sen şimdi kalkmışsın, ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım diyorsun. Böyle bir başbakan bu millette bu hırsızlıkta varsa zaten temenni etmiyoruz. Ama güne kadar Türkiye Cumhuriyetlerinin TC'yi bakanlıklardan, bankalardan, meydanlardan silen, şimdi kalkmışsın, ben diyorsun Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. Yani TC'yi kabul ediyorsun. Ama bu memleketin evladı olarak bir başbakanın böyle bir hale düşmesi ülkemiz için çok büyük bir talihsizliktir. Bir başbakan böyle olmadan olamaz. Onun için diyorum inşallah montajdır, inşallah yanlıştır, yalandır. Ama doğruysa ne yapacaksın? O zaman iş farklılaşacak. Eğer bu doğru çıkıyorsa Sayın Başbakan, senin yapacağın en namuslu ve ilkeli hareket başbakanlıktan ayrılıp nereye gidiyorsan gitmen. O sebepten dolayı aziz vatandaşların bu yolsuzlukların üzerine gidilmelidir. Bu ayakkabı kutusu partisi haline dönen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne öz veren vatandaşlarım, sizler bu aziz milletin aziz evlatlarısınız. Sizin iradeniz bir ayakkabı kutusuna mahkum edilemez. Sizin iradeniz bir ayakkabı kutusuna sığmaz. O sebepten dolayı bu ayakkabı kutusunun üzerine gitmelisiniz. Sonuna kadar gitmemişsiniz. Bu 4 tane bakanın çocukları evlerde kasa bulunduruyor, 7 tane. Dolarları sayarken bu değerli kardeşlerimizin kolları incinmiş, kopmuş. Şimdi bir de para sayma makinesi almışlar eve. Bu nasıl iştir aziz vatandaşlarım? Bir tane kalkıyor, bir gazete, şimdi manşetlerini görüyorsunuz. Sabah veya ATV denen televizyon ve gazetelere bakıyorsunuz. Onu satın aldırmak için bir havuz oluşturuyorlar. Bu havuza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle salma gönderiyorlar. Diyorlar ki siz 100 milyon dolar. Siz 100 milyon dolar. Öbürü diyor ki siz bu 100 milyon doları ödediniz mi? Evet. E ben de diyor 150 milyon dolar ödeyim de yakın tarihteki bir ihale var, onu da bana versinler. Televizyonlarda bunların konuşmaları internette yayıldıkça ayrıca da Türk milletine hakaret ediyorlar. Bunlar Türkiye'nin gereği değerli iş adamlarıymış. Sayın Başbakan bu konular ortaya geldiği zaman ifade ediyor. Diyor ki bunlar değerli iş adamlarıdır. Bunlar havuza girmekle ıslanmazlar diyor. Sayın Başbakan, havuza 630 milyon dolar korsalar bu havuza giren adam ıslanır mı? Yani 630 milyon dolar havuza koyduğunuz zaman koyun yününden yapılmış döşek gibi olur orası. Değerli vatandaşlarım, adam orada ıslanır mı?
Ama gerçekten bir gün ıslanacak. O zaman göreceksiniz. Bunlar geceleri yetimin, öksüzün, kimsesizin hakkını yedikleri için her gece kabus görecek, her gece haramın üzerinde yatacak. Ve bu insan zaten korkudan terleyecek. Bu insan yargı yolunda sahip olduğu hırsızlığın malının mülkünü elinden kalkacağının korkusuyla yaşayacak ve her gün terleyecektir, her gün ıslanacaktır. O sebepten dolayı bu gidişatta değerli vatandaşların sonu iyi değil. Gelin hep beraber bir an düşünün. Muhterem Yozgatlılar, bu ülkenin yiğit insanları, Tunus'a bakın, Mısır'a bakın, Libya'ya bakın ve Suriye'ye bakın. Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak buralarla gidip görüşen, posterlerini orada dağıttıran bugünkü Recep Tayyip Erdoğan, son yıllar içerisinde burada ne olup bittiğini bir hatırla. Şu an başbakansın, oralarda nelerle suçlanılmışsa bugün Türkiye'de aynı suçlamalar var. Bin Ali Tunus'tan kaçtı, yolsuzluktan dolayı. 33 yıldır iktidarı yöneten Hüsnü Mübarek yolsuzluktan dolayı yargılandı. Öbür taraftan Libya, Kaddafi ne hale geldi? Mısır, Erdoğan, Esad, Suriye, Erdoğan, Esad kardeşliğiyle ev komşuları olmuşlardı. Can istedikleri zaman o oraya gidiyor, o Türkiye'ye geliyor. Hoş sohbet. Esad, Erdoğan kardeşliği, şimdi Esad, Erdoğan düşmanlığına döndü. Birçok olaylara hep beraber şahit oluyoruz. İşte böyle bir durum içerisinde aziz vatandaşlarım, yolsuzluk ve rüşvet büyük bir sosyal toplumsal hastalıktır. Kangren gibidir. Toplumu çürütür, devleti çökertir. Bütün bakın diktatörlerin yıkılışının ana kaynağı budur. Hal böyle olunca yolsuzluğun devam etmesi hali veya yolsuzluğun üstünü örtülerek bu iktidarın hala diktatör olma hevesiyle ülkede bulunması hali Türkiye'yi sosyal kargaşaya sokabilir. Halk ayaklanmalarına vesile olabilir. Bölünme işindeki Türkiye ile bir iç çatışmanın işareti verilebilir. Türkiye karma karışık olabilir. Buraya dikkatli olmak lazım. Bunları göz ardı etmemek lazım. İşte Ukrayna'yı gördünüz. 15 gün içerisinde hele 3 gün evvelki bir 86 kişinin katliamıyla devlet başkanı kaçmaya ve orada bir sürü kargaşanın ayaklanmaların yaşandığına hep şahit olduk. Bu ülke bizim, bu millet bizim. Türkiye'nin böyle olmasını istemiyoruz. Olmamalıdır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim demesini de bilmeliyiz. O sebepten dolayı Türkiye'deki gelişmeleri hep beraber takip etmeliyiz. Bunun başında da AKP'ye oy vermiş kardeşlerim, sizler dikkatli olunuz. Dün salı günü mecliste grup toplantısı var. Değerli milletvekilleri oraya oturmuş. Milletvekiliyken iyi, ayrıldığı zaman ise tuzluk. Böyle diyor Sayın Başbakan. Bir takım gençleri getirmişler, kendisi konuşuyor. Burada diyor, bana montaj yaptılar diyor. Ben şuyum diyor, ben buyum diyor. Hepsi de elli çatlarcasını alkışlıyor. Bu nasıl haldir? Bu nasıl gözü kapanmadır? Başörtüsünü istismar ede ede milletin olsuzluğun da üstünü başörtüsü istismarıyla, işte İstanbul'daki kapataş olaylarıyla görüyorsunuz.
böyle bir yoldan çıkmış, güç delisi haline gelmiş, yasamağa, yürütmeye, yargıya, medyaya hakimim, ben varım, ben varım, ben tek adamım diye diye felakete giden bir şahsı hala meclisteki grup toplantısında alkışlayarak siz Recep Tayyip Erdoğan'a iyilik mi yapmış oluyorsunuz, yoksa onu daha da çıldırtıp, daha da bencilleştirip, daha da onu diktatörlüğe doğru sürükleyecek bir tahriki mi yapıyorsunuz? Sayın milletvekilleri, ne yapıyorsunuz? Bunu engellemeye çalışanlara tuzluk deniyorsa yarın size ne diyeceğim acaba? Değerli arkadaşlar, bunların hepsine dikkat etmek lazım. Türkiye'yi kargaşaya, kaosa, krize sokmamak lazım. Bunun için aziz milletin, değerli Yozgatlılar, önünüze bir fırsat çıkıyor. Bu fırsat seçimdir. Seçim demek demokrasi içerisinde çözüm aramak demektir. Demokrasi dışında bir çözümü düşünmemek gerekmektedir. Öyleyse sandığa gitmeliyiz, sandıkta da bir işaret koymalıyız. Bu işaret Recep Tayyip Erdoğan Bey, bugüne kadar söylenenlerden anlamıyorsun, 51 ile geldiğini söylüyorsun. Şimdi bu oylamada 51'in altına doğru çekileceksin ve kendi kendine bir çeki düzen vereceksin. Vermezsen sonu felaket olacak. Yani 51 ile geldin, 51 ile gideceksin demektir. Veya Mehter Marşı ile geldin, İzmir Marşı ile de Abbas Yolcu demeyeceksin. Bunun için sandığa gitmeliyiz ve bugünkü iktidarı uyarmalıyız. Milletimizi de uyandırmalıyız. Bunu aynı zamanda demokratik bir yarışa giren Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapmaya çalışıyoruz. O sebepten de bu seçimlere çok büyük önem veriyoruz ve Yozgat Belediye Başkanlığı'na da talibiz. Geçmişte belediye başkanlığı vermediniz mi? Milletvekilliği vermediniz mi? Niye küstünüz bize? Gelin barışalım Yozgatlılar. Öyleyse önemli bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olan, Türkiye'nin her tarafında tanınmış bir kardeşimiz, Yozgat'ın bir evladı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olarak birikimi, tecrübesi, dinamizmiyle Yozgat'a daha büyük hizmet sunmaya talip olarak huzurunuzdadır. Bu şahsiyet Uğur Bektaş Bey'den. Geçenlerde İstanbul'da çalışmalarda bulunuyorduk. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyorduk. Bunlardan bir tanesi de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği idi. Orada herkes bizi tebrik etti. Dedi ki değerli bir kardeşimizi, esnaf odaların sevilen bir insanını Yozgat'ta belediye başkan adayı yapmışsınız. Bu esnaf ve sanatkarlara bir onurdur. Böyle bir tercih bizi gururlandırmıştır demişlerdi. Bunlara Yozgat'tan sesleniyorum. Sizi temsil eden şuradaki esnafları, sanatkarları, dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar toplumun omurgasıdır. Bunlar toplumun direğidir. Bu direkten bir tane Yozgat'a dikelim diyorum. Sayın Uğur Bektaş Beyefendi'ye kucaklamanızı istiyorum. Gelin Yozgat'ı, bu bozkurtların yuvasını, Anadolu'nun yiğitlerini Milliyetçi Hareket Partisi ile barıştıran bir seçimle AKP'yi gönderin, yine geliyoruz baba ocağına diye. Hepinize seviyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Zihniyetleri de bizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'i saygıyla
Hürmetle yürüyoruz. Yolumuz açık.